Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na ait belgeleri ve dekontları meclis toplantısında açıklamasıyla birlikte ülke gündeminde devam eden sahte evrak polemiğine CHP'li Öz de dahil oldu. Öz açıklamalarında şunları ifade etti. Değerli hemşehrilerim, ülke gündemine dair ve genel kurul çalışmalarımıza dair yeniden sizlere bilgi aktarmak istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta genel başkanımız belgeler ve dekontlar ortaya koydu. Bu belgeler ve dekontlara göre yurt dışında şirketler kurulduğu ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve yakınlarının bu şirkete para transferleri yaptığını ortaya koydu. Ve AKP ve yandaş medya ısrarla genel başkanımıza saldırarak bu belgelerin sahte olduğunu ortaya koydu. Biz de geçtiğimiz perşembe günü mecliste bir önerge verdik. Bu önergeye göre madem bu belgeler sahte diyorsunuz, bir araştırma önergesi vererek bir komisyon kuralım. Bu belgeler sahte mi, gerçek mi? Bu kurulacak komisyon bunları araştırsın diyoruz. Bunu söylememize rağmen ısrarla AKP'nin oylarıyla reddediliyor ve devamında hala bir haftadan beri belgelerin sahte olduğunu ısrarla öne sürerek genel başkanımıza saldırıyorlar. Burada şu soruyu soruyoruz. Madem bir iddianız var, madem bu belgeler sahte diyorsunuz, tamam biz de bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir önerge veriyoruz, bir araştırma komisyonu kurulsun diyoruz. Bu belgeler sahte mi, gerçek mi ortaya koysun diyoruz. Deniyor ki ticaret yaptı. Bu yüzden para transferleri yapıldığı iddiaları yapıyorlar AKP'liler. Tamam, madem ticaret yaptı, bu araştırma komisyonu bu şirketin nasıl bir ticaret yaptığı, ne sattığı noktasında her şey ortaya konsun diyoruz. Ama ısrarla bu araştırma komisyonunun kurulmasına reddediyorlar. Madem sen bu belgelere sahte diyorsun ısrarla, tekrar söylüyorum. Kuralım bir araştırma komisyonu. Bu belgeler sahte mi, gerçek mi? Böyle bir şirket ne ticareti yapıyor? Ortaya çıksın dedikçe ısrarla AKP bunu reddediyor. Ve ısrarla da bu belgeler hala sahte diye bir algı yönetimi yapmaya çalışıyorlar vatandaşlarımıza, Türk kamuoyuna. Bunun dışında biliyorsunuz Reza Zarrab davası Amerika'da görüşülüyor. Reza Zarrab'ın ifadelerine göre bakanlara 50 milyon euro rüşvet verdiğini söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani rüşveti 50 milyon euro olan bir işin kaç milyon euro olduğunu hesabını bile yapmakta güçlük çekiyoruz gerçekten. Bir de biliyorsunuz geçtiğimiz salı günü genel başkanımız grup toplantısında şunu söyledi. MİT'in bir raporu var 2013'te. Bu rapor dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan önüne gidiyor. Reza Zarrab'ın bakanlarla olan ilişkileri, telefon görüşmeleri bir rapor halinde Recep Tayyip Erdoğan önüne geliyor. Bu ilişkiler AKP hükümetine ilerleyen dönemde zarar verebileceğini, yolsuzluk yapıldığını, rüşvet iddiaları olduğunu MİT raporunda ortaya konuyor. Ama maalesef Recep Tayyip Erdoğan bu raporu dikkate almıyor ve Reza Zarrab'ı adeta bir koruma pozisyonuna giriyor. Nitekim kendi söylemlerinden de bunu gördük. Reza Zarrab için Amerika'ya nota verildi. Biliyorsunuz askerlerimizin başına çuval geçirilmişti. Askerlerimizin başına çuval geçirirken Amerika'ya nota verilmiyor. Ama Reza Zarrab için nota verilmesi gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti için olmaması gereken bir süreç. Bu konuda da eleştirimizi getirmek istiyoruz. Bir de bu hafta genel kurula AKP grubu tarafından getirilen bir kanun teklifi vardı. Sporculara, özellikle yabancı sporculardan alınan %5 ila 15 vergi diliminin 2019'a kadar sürmesi, devam etmesi noktasında Çalışma Bakanı'na ben şu soruyu sordum. Siz yabancı sporculardan %5 ila 15 vergi alıyorsunuz. Oysa bugün askeri ücretle çalışan vatandaşlarımızdan %43 vergi alınıyor. Evet değerli hemşehrilerim, askeri ücretle çalışan emekçilerimizden, vatandaşlarımızdan %43 vergi alınıyor. Bu bağlamda Çalışma Bakanı'na vergide bir adalet getirecek misiniz? Kazanca göre vergi sistemini
getirecek misiniz diye sordum. İkinci soru olarak da fedakarlık beklediğiniz asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızdan bir fedakarlık yaparak asgari ücretle çalışanlardan vergi indirimi yapacak mısınız diye bu soruları sordum. Gerçekten yabancı sporculardan, özellikle yabancı sporculardan %5 ila %15 vergi alınıyor. Ama bizim işçimizden, emeklimizden, asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızdan %43 vergi alınıyor. Bu olmaz değerli hemşehrilerim. Bu adaletsizliktir. Bu noktada sorularımızı ilgili bakara sordum. Evet değerli hemşehrilerim, bu hafta genel kurulda ve ülke gündemine dair başlıkları sizlere ifade ettim. Çanakkale'miz için, bölgemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Çanakkale'de de vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz diyorum. Teşekkür ediyorum.